Herkese merhaba değerli dostlar. Türk Telekom'un az önce analizini yapıyordum. Şarjım bitti. Video kapağında bu yüzden Türk Telekom hissesini iki bölüm olarak izleyeceksiniz. Şu anda şirketin grafik analizini yapacağız. Bir sonraki iki numaralı videoda da şirketin takas analizini izleyeceksiniz. Onu mutlaka izleyin çünkü bu tek başına yeterli olmayacaktır. Şimdi hissede 11-20 bölgesi gördüğünüz gibi bizim önümüzde kale gibi duruyor. Hisse daha önce bu bölgeyi iki defa test etti. Sonrasında önemli kar satışı geldi. Burayı değdikten sonra geçtiğimiz günlerde de 5-6 milyonluk yabancı ile karşılaştı ve 10.5 seviyesine kadar geri gelmişti ise. Sonrasında ise yeniden güç bulmak üzere önemli hacim artışıyla beraber bu bölgeye tekrar yanaşmakta. Şimdi 11.20 geçilirse bizim için öncelikli olan şu yeşil çizgiye yaklaşmamız. Bu yeşil çizginin de gördüğünüz gibi tam noktası daha önceki 12 zirvesine işaret etmekte. Yani bu 11-20 geçildiği zaman 12 çok kısa sürede gelir demektir bu. Ve şu anki mevcut takas grafiği, takas analizine baktığımız zaman takaslarda önemli girişler söz konusu. Bunun anlamı şu, hissede bu hacim artışıyla beraber gerçekleşen girişler sayesinde bu 12 bölgesinin kırılma ihtimali oldukça yükselmiş durumda şu anda. Bu bölge yukarı yönde kırıldığı zaman da hissemizde önümüzdeki dönemde şu görmüş olduğunuz zirve bölgesi bizim mavi çizgimizin buluşacağı nokta. Aşağı yukarı Eylül ayı içerisinde 13.5 seviyesini görme ihtimali oldukça yüksek görünüyor hisse senedinin. Bu kademede yukarı yönde geçilirse hisse de tabii hızlanma artacaktır. Bizim için önemli olan ne olacak? İlk önce 11.20'nin geçilmesi. Burası daha önce test edilmişti. Burayı artık yeniden test edip bu bölgeyi yukarı yönde kırmaya niyetlenmiş ise bu bölgenin üzerinde tekrar söylüyorum 12 bölgesini test 12 bölgesi muhtemelen geçirecek çünkü takaslar oldukça güzel durumda. Kolay kolay bozulacak gibi durmuyor. Bu bölge geçildikten sonra hisse de yaklaşık 13.5-13.60 seviyesine doğru hissenin Eylül ayı içerisinde hareketini izliyor olacağız. Bir sonraki dönemde hisse bu bölgeden kar satışı alırsa ilerleyen günlerde tabii yeniden analizini yapmaya çalışırım. 12 20 bölgesi bu bölge geçtikten sonra bakın aşağı geri dönerse 12 20 bölgesine kadar hissenin düşüşü kabul edilebilir ve sağlıklı olacaktır. E, bu durumda tabii hissenin takas analizini yeniden yapmış olacağız ve hissede yabancı satışı ya da önemli kurumların az önce biraz sonra izleyeceğiniz takas analizinde göstermiş olduğum iş yatırım hesaplarından alışların devam etmesi akabinde hissede trendin artarak devam etmesini bekliyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.